بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين إنسان جميت تملتش أما جميت أصل temel taşı olan ailedir. Aile meşru bir nikah akdiyle bir araya gelen bir erkek ve kadının ve onu çerçeveleyen onlarla kan bağı olan insanların meydana getirdiği cemiyetin en küçük topluluğudur. Aile bir kadın için nimettir. Bir erkek için de nimettir. İçinde ilmin, irfanın, İslam nurunun aydınlatarak beslediği güzel ahlakın bulunduğu bir aile anne için nimettir, baba için nimettir, çocuklar için nimettir. Eğer aile fertlerinin büyükleri varsa onlar için ap ayrı bir nimettir ve bir millet için esasen büyük nimettir. Rabbimiz بر آية كريمة بالله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أَزْوَاجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون جناب الله مرلن برلين قشة قدرت نيمت لردن بيركي size kendi cinslerinizden eşler yarattı. Aranızda huzur ve sükun duyasınız diye meveddet, rahmet ve şefkat oluşturdu. Düşünen, tefekkür eden bir millet için gerçekten bunda büyük ibretler vardır. Ayet-i Kerime bize hem bir nimeti hem Cenab-ı Allah'ın güç ve kudretini hem de bir ailenin hangi temellerin üzerine oturması gerektiğini hatırlatıyor, vurguluyor ve bizi irşad ediyor. Yuvalar kurulur. O yuvalar içerisinde huzur duyulsun diye kurulur. Gönüller sükun bulsun diye kurulur. Geleceğe yönelik adımlar, hak yolda doğru, ifrat ve tefritten uzak güzelliklerle atılsın diye içerisinden güzel yavrular filizlensin diye kurulur. Böyle olması gerekir. Ayakkabıcıların sık sık kullandığı bir cümle vardır. Bir insanın ayağına ayakkabı dar olursa dünyası dar olur diye. Hakikaten öyledir. Ayağınız vuran, sıkan bir ayakkabıyla uzun yolculuğa çıktığınızı düşünün. Misafirliğe gittiğinizi düşününüz. Hele başka şehre gittiğinizi düşününüz. Dönünceye kadar dünyanız dar olur. Acı ve ızdırap çekersiniz. Ayakkabıyı ayağınızdan çıkarıp yayan yürüyesiniz, yalın ayak yürüyesiniz bile gelir. Söylenilen söz doğrudur. Bir hakikati vurgular. Bunu şunun için misal getirmeyi tercih ettim. Bir insanın evi, yuvası kendine dar olursa hakikaten dünya dar olur. İnanınız sadece dünyanın darlığıyla da kalmaz. Ahiretinize de tesir eder. İnsanların gönül dünyası gülmeyince, sevinç ve huzur duymayınca, saadet hissetmeyince, inanınız dış dünyası da gülmez, huzur duymaz. Güzellikler gönlünüze ferahlık aksettirmez. Yeşillikler, ağaçlar, göller, ötüşen kuşlar size sevinç vermez. İçiniz kan ağlıyorsa dışınız gülemez. Yuvalarda ne zaman huzur duyulursa, ne zaman saadet olursa, ne zaman yuvasına dönen insan yuvasına dönmenin şevkini, aşkını, huzurunu duyarsa, saadet duyguları içerisinde yuvasına gelirse, evdekiler gelen insanı ne kadar huzurlu, sevinçli olarak beklerlerse, evden ayrılırken ne kadar gönlünüz dolu dolu ve huzurlu ayrılırsanız, inanın bu dünyanıza da tesir eder, ahiretinize tesir eder. Ayağı yaralı olan veya diken batan bir insan secdeye gittiği zaman secdenin huzurunu duyamaz. Dizinde yara olan, acı duyan, ağrıyan insan rükusunun hazını duyamaz. Evinde huzursuzluk olan, tedirginlik olan insan hayatta huzur duyamaz. Rabbimiz bunu hatırlatıyor yuvaların huzur ve sükun dolu olmasını istiyor. Bunun için hazırlanmasını istiyor. Zeminin, altyapının buna uygun olarak hazırlanmasını istiyor. Evlerin, yuvaların buna hazır olması için de temellerinin karşılıklı sevgi ve rahmet üzerine kurulu olmasını arzu ediyor. Karşılıklı sevgi, meveddet kelimesiyle dile getiriliyor. Rahmet ise hem hukuka riayetin, hem şefkatin, hem koruyup kollamanın, hem güzelliklerin bir arada birbiriyle yarışmasını vurguluyor. Güzel yuvalar güzel insanlar tarafından kurulur. Güzel insanların kurduğu yuvalardan güzel çocuklar yetişir. Bu insana ayrıca ecir kazandırır. Onun için çok defa fıkıh kitaplarımızda, İbadet bölümü bittikten sonra arkasından kitabı nikah zikredilir. Bunun manası şudur. Nikahta ibadet manası vardır. Bunun dili getirilir. Evet nikahta ibadet manası vardır. Çünkü o ev İslam nurunun aydınlattığı bir ev olacaksa insana büyük ecirler kazandırır. Yuvaları güzel insanlar kurar dedik. Ama bir şey daha. Yuvaların kuruluşu, meşru nikah akdiyle meşru nikah akdi de Allah'ın ismiyle olur. Şu gerçeği unutmayınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kadınlar konusunda Allah'tan korkun, hukukuna riayet edin diye dikkat çekerken bir hakikati vurgular. Siz onları Allah'ın adını anarak kendinize helal ettiniz. Yuvaların kuruluşu meşru nikah akdi Allah'ın adının anılarak kurulduğu yuvalar akdedilen aketler olurlar. Ayrıca bir hakikat daha var bunun içerisinde. Siz Allah adını anarak ahit verdiniz. Ahdinize sadakat gösterin. Allah'ın adını boş yere anmadığınızın şuurunda olun. Buna göre davranın, buna göre hareket edin. Aileyle ilgili belki birçok duygular, birçok düşünceler Birçok güzellikler paylaşılacaktır. Paylaşılmaya da ihtiyacı vardır. Ne olur bu alandaki ufkunuzu genişletiniz. Yavruların sizden çok şey öğreneceğini de biliniz. Ama bu çok şey öğrenme daha ziyade sizin konuşmanızla, dilinizle, eşlerin birbirine hitabıyla, telefonlardaki konuşmalarla, gelip giden misafirlerle olan alakada ve hayatın normal seyri içerisinde tavrı içerisinde olur. Çocuklar sizin davranışlarınızdan, sözlerinizden inanın çok ama çok şeyler öğrenirler. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz müminlerin imanı en olgun olana, ahlakı güzel olan ve ailesine hoş muamelede bulunan onlara karşı sevgi ve şefkatle davranandır buyurur. Hadis-i şerif sahih bir hadis-i şeriftir. Unutulmayınız. Bir gerçeği daha unutmayınız. İçinde Allah'ın anıldığı bir ev ile Allah'ın anılmadığı bir ev arasındaki fark ölü ile canlı arasındaki fark gibidir buyurur. Bu hadisi i şerifi de Müslim sahihinden nakleder Evlerinizi Allah'ın ismi celalinin anıldığı İslam nurunun aydınlattığı Güzelliklerin filizlenip yeşerdiği yuvalardan eyleyiniz. Evleriniz hak hakikatle dolsun. Yavrularınız alimlerden, ariflerden, zahitlerden, hak yolda mücahitlerden olsun. Allah'ın selamı ve peyzi ve bereketi üzerinize olsun.